Merhaba arkadaşlar, ben Belgo Türk. Beni artık tanıyorsunuz. Ben bu akşam sizden gelen yorumlara cevap vereceğim. Bundan birkaç gün önce Instagram'da son videomda görmediklerimi veya sorularınız varsa sorun dedim. Siz sordunuz, ben bu akşam cevaplayacağım bunlara. Gelen sorulardan birkaçını aldım. Onları okuyacağım, cevap vereceğim. Çok enteresan sorular gelmiş. Fakat başlamadan önce Instagram sayfamdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın şuradaki tek resmi Instagram sayfamdır. Başka resmi yok. Zaten videonun altında açıklama kısmında linkini bulacaksınız. Oraya tıklayın, gidin ve abone olun. Eğer Instagram'ınız yoksa bir Instagram hesabı oluşturun ve takip edin arkadaşlar. Beni daha yakından takip edebileceksiniz. Oradan artık bir karar verdim. Böyle videolar çekiyorum ya. Sanıyorsunuz ki okumuyorum, cevap vermiyorum. Fakat artık böyle soru cevap videolarını daha sık yapmaya çalışacağım ve sizden gelen yorumlara cevap vereceğim. Ve benim görmediğim şeyleri siz gördüğünüz için bazen onları burada paylaşacağım sizlerle arkadaşlar ve kendi tepkimi vereceğim. Hazır mısınız? O zaman videoya bir like atın, abone olun. Ondan sonra ben yorumlara başlayacağım arkadaşlar. Çok çok önemli yorumlar var. Şu an abone olun ve videoyu beğenin. 5 saniye bırakıyorum. Çünkü başımız gerçekten büyük bir belada. Bu ne? Büyük belada arkadaşlar. Hazır mısınız? Başlıyorum o zaman. İlk yorum şu. Abi, maskeli adama yeniden saldır. Evet. Bu bana birçok kez söylendi. Neden adamı görüyorsun, saldırmıyorsun, şey etmiyorsun? Arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Nereden biliyorsunuz ki ben öyle bir şey yapmadım? Fakat bilmediğiniz bir şey var. YouTube'a her şeyi yükleyemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben şimdi adama saldırsam ve onu videoya çeksem, kaydını koysam ne olur? Bu kötü örnek diye YouTube'dan kaldırılacak arkadaşlar. Ondan ben kötü örnek olacak şeylerin hiçbirini sizlere göstermiyorum. Bir sürü şey var ama onları gösteremem sizlere. Çünkü kötü örnek arkadaşlar ve ben sizlere kötü şeyleri öğretmek istemiyorum. Bugüne kadar asla şiddet vesaire küfür göstermedim. Çünkü bunları öğretmek istemiyorum sizlere ve zaten bunlar da yasak. Ama artık bu sorun çok büyüdü. Ben video dışı bazı şeyler yaptım. Bunları bir gün sizlere derim belki arkadaşlar ne olduğunu. İkinci soru. Abi 8.22'de maskeli adam ağacın arkasındaydı. Ben bunu görmedim arkadaşlar. Nasıl edit ederken ben böyle bir şeyi görmedim ya. Videoya yeniden baktım. Resmen hani son videomda maskeli adam vardı ya, onu yakaladım arkadaşlar. Maskesini çıkardım, kaçtı. Sonra altından başka maske daha çıktı ve diğer maskesini almaya giderken kaçtı sandım ama kaçmamış. Ben oraya oturduğumda resmen ağacın arkasında daha beni gözetliyormuş. Şimdi size de göstereceğim, iyi izleyin. Resmen ben orada otururken ağacın arkasında bana bakıyor ya. Ben unuttum şimdi, düşünmeyeceğim. Bakın sopaya yaslandım, gerçekten yoruldum şu an. Resmen beni yitti manyak ya. Ama bunu çıkardık ya. Bu bizim için büyük bir başarı. Bizden korkacaklar arkadaşlar. Şimdi yardım çağırabilirler. Ondan ben gideceğim. Gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten ben bunu gördüğümde şok oldum sizin sayenizde. Çünkü ben editlerken hızlı hızlı editliyorum. Çünkü sizi bekletmek istemiyorum. Ve onu yüklediğimde siz görmüşsünüz. Vallahi sizde nasıl göz var? Resmen yani bilmiyorum, kedi gözü mü ne gözü artık, yani çok sivri gözleriniz var arkadaşlar. Çok her şeye dikkat ediyorsunuz ve onu orada görmüşsünüz ya. Vallahi tebrik ediyorum görenlere. Üçüncü soru, neden her şey senin başına geliyor? Aslında her şey benim başıma geliyor diye bir şey yok. Benim başıma bir iki olay geldi. Şimdiki olaylar ise bu olayların bir devamı. Çünkü benim peşimde olan kişiyi bulamadık arkadaşlar. O yüzden her şey neden senin başına geliyor gibi şey yapabilirsiniz. Fakat bu olay bir olay. Ama bu olay bir bitmek bilmedi. Çünkü bu insanı bulamadım. Bırakmak istedim. Ne yaptılar? Belgo Türk ailesini ayırmaya çalıştılar. Beni taklit ederek, bir video göndererek. Yani onlar öyle yapınca ben bu olayın peşini bırakamam. Değil mi? Dördüncü soru. Abi kaç yıldır YouTuber'sın? Kaç yıldır? 4 sene oldu veya olacak, tam bilmiyorum. 4 sene oldu arkadaşlar. Yani 4 senedir YouTube'dayım ve umarım bir gün yeniden böyle eğlenceli videolara devam edebiliriz ya. Çünkü çok sıktı artık bu olay beni. Gerçekten sıktı. Adamın maskesini çıkarıyorum, altından başka maske çıkıyor ya. Ne yapmam gerek? Onu yakalayıp bağlamam mı gerek? Diğer soru, Türkiye'ye gelince birçok fanınla karşılaşırsın. Seni görmek için bir fırsat yakalamış olurlar. Evet, ben bundan bir ay mı iki ay mı önce Türkiye'ye geldim. İstanbul'a, Taksim'e.
birkaç kişilerle karşılaştık tabii ki. Hatta orada iki diğer YouTuber arkadaşları gördük. Video çekecektik hatta. Fakat şöyle bir şey oldu ki bir şeyler oldu, çekemedik arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye o kadar çok büyük ki Türkiye'ye gitsem bile mesela her yanına gidemeyeceğim için bir hafta iki hafta içinde bu yüzden bir yerde olacağım ve sadece o yerdeki takipçiler görebilir. Yani buluşabiliriz veya bir buluşma ayarlayabiliriz. Böyle bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Kısmet. Neden olmaz? O La Casa de Papel maskesi demiş ve gerçekten de arkadaşlar o maske La Casa de Papel. Yani çıkardım ya. Kimin maskesi var değil? He, rahibenin maskesi. Koca dudaklı, böyle pertlek pertlek dudaklı. Onun maskesini çıkardığımda geçen gece 3'te altından aha Casa de Papel'in maskesi çıktı arkadaşlar. Casa de Papel'in maskesi ne geziyor onlarda ya? Ne geziyor onlarda? Hacker mı bunlar? Arkadaşlar çok dikkat etmem gerek. Gerçekten hacker da olabilirler. Her şey olabilirler. Ama gerçekten de La Casa de Papel. Yani ben bilmiyordum onun maskesi olduğunu. Fakat işte bu yorumların sayesinde ben öğreniyorum. Diğer yorum, maskeli adam çok maske takıyor, üst üste seni kandırıyorlar. Evet, öyle bir şey var. Gerçekten de bunlar geçenki videoda da dediğim gibi bunlar artık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maske takıyorlar her iç içe. Birini çıkarırsam eğer gerçek yüzünü görmeyeyim diye. Hatırlıyor musunuz mu zamanında şey maskesi vardı. Çığlık maskesi. Çığlığı çıkardığımda altından kim çıktı? Momo çıktı. Yani Momo. Şaşırdık. Demek ki bunlar aynı kişi. Yani Çığlık, Momo, Noel Baba. Hepsi bunların bence aynı çeteden bir grup arkadaşlar. Abi çok rahatsın, geziyorsun abi. Abi kabul et, yalan atıyorsun. Şimdi arkadaşlar başımda evet sorunlar var falan. Ama şimdi sorunlar var diye de gezmeyeceğim mi? Yani çıkmayacağım, hiç mi gülmeyecek? Yani bu yüzüm hiç mi gülmeyecek benim? Tabii ki de arada gülmek benim de hakkım. Bir söz vardır. İçten ağlıyorum fakat dıştan gülüyorum. Şimdi siz beni belki Instagram'da ha ha diye görebilirsiniz. Bu belki sizi güldürmek amaçlıdır. Yani hep de yani gülüyorum diye de mutluyum anlamına gelmiyor yani bu. Belki de. Akıllı olun lütfen yani. Oh geziyorsun meziyorsun. E ne yapalım, bir insanın mesela Allah korusun anası babası yakınını bir şey oluyor, ölüyor. Bir iki gün, üç, bir hafta, bir ay sonra bazılar daha az, bazılar daha çok uzun vakit sonra ne yapıyor? E mecbur çıkıyor, geziyor, mecbur. Gülecek. Hayat. Yani başımda sorun var diye. Evet, bazen kızıyorum, bazen ağlıyorum ama gülmek de yani bir duygudur. Bunu da yaşamak gerek arkadaşlar. Niye saldırmıyorsun demiş. Bu soruya cevap verdim bile deminkisi gibi aynen. Arkadaşlar şimdi belki saldırdım bile maskeli adamların birine. Fakat siz bilmiyorsunuz. Çünkü YouTube'da ben şiddet gösteremem size. Ama çok dehşet şeyler olacak. Bunları da göreceksiniz. Çok deli bir fikrim var. Yeni bir tuzak kuracağım onlara. Bir dahaki videoda görürsünüz zaten. Eğer başarırsam o tuzağı. Başaramazsam bir şey gözükmeyecek tabi. Sonraki soru, abi Zeyna'dan bir haber var mı, lütfen mesajıma bak. Evet, Zeyna uzun zamandır konusu açılmamıştı arkadaşlar. Bilmiyorum neden hep Zeyna olunca böyle bir üzünleşiyorum ama Zeyna'dan daha haber yok ve hiç bilmiyorum bu Zeyna olayı bu maskeli adamlarla eşleşiyor mu eşleşmiyor mu, öyle deniliyor mu bilmiyorum. Yani bir alakası var mı? Ya maskeli adamlar Zeyna ile alakalı veya değil. Çünkü köpeğimi kaybettiğimde önce mi köpeğimi kaybetmiştim yoksa her şey karıştı arkadaşlar kafamda. O kadar çok uzun süre oldu artık. 2 sene oldu. 2 sene oldu. Düşünün yani. Brezilyalı kız dedik. Şimdi maskeli adamlar diyoruz. O bu diyoruz. Anasını satayım bu köpeği. Herkes mi kaçırdı? Bilmiyorum ki. Yani o kadar da afiş yaptık, astık, bulana para dedik, şunu bunu dedik. Yine bulunamadı bu köpek. Ama inşallah bir gün buluruz arkadaşlar. Ama umudu yine de azıcık kestim. Çünkü çok 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 uzun zaman oldu artık. Gerçekten. Evet arkadaşlar, bu video oyunda böyle biraz hüzünlü, üzüntülü yani şey soruyla bitirdim. Ondan enerjim düştü birden. Arkadaşlar dediğim gibi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada aktifim. Evet. Bazen gülerek storyler, fotoğraflar atıyorum ama unutmayın. Dıştan gülüyorum, belki içten gülmüyorum. Unutmayın bunu. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın. Çünkü her beğeni bir destek. Ne kadar çok beğeni var o kadar çok bana şey geliyor yani. Ne diyoruz? Aha destekçiler çok. O zaman güç toplayıp gidiyorum yeniden. Evet. Öylece başıma bir şey gelirse yani arkamda ne kadar çok kişi olduğunu görmek iyidir.
Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bu arada şu yana bakıyorum. Şimdi yazanlar olacak. Neden şu yana bakıyorsun? Çünkü o yanda hamsterlarım var. Aynı anda onlara bakıyorum. Yavrular büyümeye başlıyor. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Umarım bu sorunu halledeceğiz. Ama korkmayın, çok dehşet fikirlerim var. Onları da yavaş yavaş uygulayacağım. Umarım her şeyi videoya çekebilirim. Başıma bir şey gelmez. Onları sizlerle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şuradaki çıkan videoyu da izlerseniz kendime yaptığım bir iyiliği göreceksiniz. 30.000 TL değerinde kutu açılımı yaptım. Çok güzel video arkadaşlar. Onu da şuradan izleyin. Kendinize iyi bakın. Bye bye.